Oyun Fatih Ekran'dan hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün 90. Custom maçındayız. Oyun Fatih'i 90. Custom turnuvasındayız arkadaşlar. Map gidiyor. Map gitmeden solo bir mücadele yapacağız. Hepsi savaşacak. Bakalım kim birinci olacak. Gelin bakalım şöyle. Gelin canlarım yanıma. Gel oğlum, kazanlara hepimize çorba var. Gelin gelin canım benim. Evet, güzel bir mücadele olsun. Cidden güzel bir mücadele olsun. Hepsi birbirinden yetenekli arkadaşlar. Bakalım bugün birinci kim? Evet. Klasik map'teyiz. Artık map değişiyor. Allah şükürler olsun. Başka bir map'e geçiyor. Aslında bildiğimiz bir map'e geçiyoruz ama 10 yılda oynasak hiç sıkılmayacağımız bir map'e geçeceğiz. Arkadaşlar, chat'tekiler. Hiç sıkılmayacağımız bir map'e geçiyoruz. Cidden öyle. Bakalım ne olacak, bekliyoruz. Galactus artık canlanır mı? Hiç bilemezsiniz. Vallahi şu an hiçbir spoiler yok. O yüzden daha da heyecanlıyız. Spoiler olmadığı için. Bakalım ne olacak. Ben tahminimce sıfır noktasının olduğu yere gidiyoruz. Çünkü sıfır noktası burası. Başka bir yer olamaz ama sıfır noktası açığa çıkar mı çıkmaz mı? Fakat ben cidden çok heyecanlıyım. Çünkü geçenki eventler hep sızmıştı. Hatta OG Chapter 1 tamamıyla sızmıştı ya. Ben hatırlıyorum, Yusuf atmıştı bana. Böyle böyle eventti. Hatta ben izlememiştim. Ya bildiğimiz aynı eventti. Ama bu event hiçbir şekilde sızmadı. Şu anda sıfır noktasına iniyorum. Bakalım beni kim vuracak? Görelim. İlk sıfır noktasına inişimiz. Bu arada spam atmayalım arkadaşlar chat'e. Ban yemeyelim. Aman dikkatli olun. Haritaya bir şeyin yaklaştığını söyledi. Diyor Fortnite baba Umut demiş. Bakacağız abicim artık ne yaklaşıyor. Evet, sıfır noktasındayım. Bu arada şu kombine çok bayılıyorum. Çok tatmış bir kombin. Hadi bakalım. Her günkü ilk de custom yayınımızı yapıyoruz. Fortnite oynuyoruz. Özellikle cuma, cumartesi, pazar YouTube yayınından sonra full kick'teyiz. Herkesi buraya bekliyorum arkadaşlar. Sıfır noktasındayım. Bakalım kim vuracak? Niye vurmuyorlar? Çünkü birinci olmak istiyorlar. Tam önümde bir fight var. Bakalım sıfır noktasına ilk gelip beni kim vuracak? Sonrasında birinci kim olacak görelim. Bu arada evet, geldi. Gel. Hop. Hop. Vurdu. Kim vurdu? Kim vurduya gittik. Evet. Arkadaşın ismi çıkmadı. Kaan Berat'tı galiba, evet. Next Zero. Dikkatli olması lazım bu arada. Benim için geldikleri için sıfır noktasında bir mücadele izleyeceğiz. Şu an burası tam eventlik bir yer olmuştu. Biliyorsunuz Doom'u biz burada alt ettik. Bakalım. Evet, birbirleriyle büyük mücadelelerde bulunacaklar. Bir araba bug'ı gelir mi oradan? İndi. Bir daha binecek büyük ihtimalle. Binmedi. Yusuf dikeci var, artı ilaveten Iron Man'i almış. O Iron Man loot'u yapmış. Best Limon oldu bu, öldü bu arada. Taylan öldü. Çok fazlayız. 100 kişiyle custom mücadelesine girdik arkadaşlar. O yüzden her yerde adam gelecekti. Bu arada Berkomis şu an NPC avında. Berkomis NPC'leri aldı. Bu arada rafta atlayarak büyük bir riske girmiş Berkomis. Berkomis bütün NPC'leri indirmeyi başardı bu arada. Tekrardan bir NPC sesi duyuyorum. Evet, madalyon alınmış çok erkenden. Çok erkenden arkadaşlar. Direkt start game'de biz raft bölgesindeki madalyonun alındığını görüyoruz. Evet, Onur'a döndük. Bakalım Onur testere. Gene bu testereyi başımıza bela ettiler arkadaşlar. Son yerlerde çünkü ölüş sebeplerimizden bir tanesi bu oluyor gençler. Ama iyi de kullanan var. Velix'i bu arada Pyre 04'ü vurdu. Rekil Kreatif'te şu anda nerede? Çok mantıklı ve güzel bir yerde bu arada. Şu an bostanın altında bir rotasyon dönüyor. Zaten turnuvaların en büyük özelliği bu, rotasyondur. Farkındaysanız biz bu chapter'da çok fazla rotasyon çekmedik. Birinci bölümünde çektik. Çünkü ne yazık ki ranked içine edildi. Arkadaşlar, ranked'ın içine edildi. Arena modunun geri gelmesi lazım. Yani Fortnite'a şu an beni oturtursanız gençler, deseniz ki bütün olay sende kardeşim, ne yaparsın? Rank sistemini devam ettiririm. Arena modunu getiririm. Ranked'a kesinlikle can dolma sistemini getiririm. Bak, radikal kararlar. Dön geri. Yapacağın şey zaten eskilere geri dönmek. Bak, yeniden modu çok güzel mod, kaldırmam. Orada ranked getirdin, güzel bir hareket. Ama koşu kesinlikle düzelmesi lazım. Bakın yani bunlar küçük detaylar ama oyuncu kaybettiren detaylar arkadaşlar bunlar. Tamam, çünkü bir sunucu yönetmek cidden zordu. Biz de çok sunucu yönettik. Bir karar alırdık mesela. Hemen oyuncular ne derdi? Abi olmaz, ben oynamam burada, bu nasıl bir şey derdik. Hemen tak geri döndürüyorduk. Mecbur. Çünkü oyuncu kaybedersin. Hani dry buy'ın açık olup olmaması gibi mesela. O yüzden Fortnite'ın bunları görmesi lazım. İnadına oyuncularıyla inatlaşıyor arkadaşlar. Olmaz. Evet.
Hasan Mustan 80 şu anda bekliyor. Özellikle bu nitro noktası sıkıntı. Sıkıntı nitro noktası. Artık buradan da baktık. Burasının değişmesi lazım. Suspect bekliyor. Herkes artık mekanına şu an çekildi. Mete Eymen'cim hoş geldin yayına. Ben daha evet ya, yanına bir rakip girdi. Ben hiç kendisini denedi. Kardeşimiz en azından son yerde böyle bir videoya çıktı, şöyle bir pova düştü orada. Ama burada Iron Man kullanmak tabii ki de mantıksız. Yani işte Moment itemler olsun. Ondan sonracığıma gelen mitik itemler olsun arkadaşlar. Bunlara oyun bir karsız bir nokta bırakıyor. Yani full OP olursa zaten olmaz, mantıklı oluyor. Mesela Iron Man'in atması gibi, bak bir orada 1.5 saniyelik bir delay var. O arada AWP'la bir rakibi çok rahat indirirsin. Mantıklı. Evet, Scorpion. Bir bakalım. Scorpion Venom'a dönüştü. Evet. Scorpion dönüştü şu an. Havasını atıyor. Augu var. Ah, bu tünelleri özleyeceğiz mi arkadaşlar? Hiç özlemeyeceksiniz. Evet, ben de özlemeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Bakalım. Neler olacak? Göreceğiz arkadaşlar. Scorpion, evet. O geskin 501. Karşısında iki bir rakip var. Metal bug'ı mı yapıyor diyeceğim. NPC bu arada. NPC bug'a mı girmiş anlamadım. Boytacım aleyküm selam. Tren gidiyor bu arada. Tren gelir, hoş geldin. Bu arada evet, tren güzeldi. Bu chapter'ın bize kazandırdığı en güzel şeylerden bir tanesiydi arkadaşlar. Bu arada bu nasıl bir lastik kardeşim? Güzel lastik koymuş. Verile X7. Bakalım nereye doğru bir kaçış yapacak. Soldan doğru gidiyor. Büyük ihtimalle NPC avına çıkacak ama orada bir taş düşmüş. Loot'u şimdilik fena değil. En azından starter için güzel ama mid game'de ne olur bilemem. Yusuf Dikeş vuruşu geldi mi bu arada? Tomb Raider dalmak istiyor. Tomb Raider geldi. İçerisine doğru bir kutulama faaliyeti götüreceğiz mi? Göreceğiz mi derken bir kutulama sistemine girdi. Ama üçüncü bir şahsiyetle girdi. Ne yazık ki Fortnite'ı soğutan. Aslında oyuncuların hepsini Fortnite'dan soğutan şey şu third party olayı. İki kişi konuşurken üçüncüye ne düşer bilirsiniz. Fortnite'da buna düştü. Yani third party olayı işi bitiriyor arkadaşlar. Evet, bakalım. Bekliyor, bekliyor. VLX bekliyor ama yani şu anda tamamıyla Love Grant'ta dördüncü bir şahsiyette devreye girdi. Berkomis bu arada Big Boy Lister vurdu. Elemeyi başardı. Alan çok uzakta. Ben buradaki mücadeleyi çok merak ediyorum. Zıplatanına güvenmesin bence VLX. Yani şuraya kadar güvensin. Gölete atacak sadece onu. Evet, vuruş gelmedi. Bir kinlendi. VLX bu oyuncuya bir kinlendi diye umuyorum. Artık kaç yani. Oh, hayır. Kaçmıyor çünkü trambolin orada. Trambolin üstünlüğünü karşı rakip aldı. Evet, vuruş gelecek mi Metin? Tamam, VLX daha yeter, daha yeter. Tamam, VLX yeter kardeşim, tamam. Oğlum yeter, tamam. Heh. Yeter, at trambolini git artık, hadi canım. Aynı Yusuf. At trambolini git, alana git. Git alana. Yani bu çocuk, evet, ikili bir trambolini, ikili trambolini bulduğu için ölmeyecek. Artık kamp atışı var, geçebiliriz burayı. Farkındaysanız, haritada hala küçük küçük Iron Man'in kalibratörlerini görüyoruz. Fark ettiniz mi? Küçük olanlardan. Ama ana büyük kalibratör aslında Event'in bir habercisi arkadaşlar. Event'in bir habercisi. Bakalım şu an kimi izliyoruz? Batuhan Killer'ı izliyoruz. O da hep bizim eski kastımlarımızda vardı. Evet, Batuhan Killer'ı 75. Aldı silah, loot'unu yapıyor. Devam ediyoruz. Evet, reload da yapacağız. Bugün bir tane reload gireriz zaten ya. Sıkıntı yok arkadaşlar. Reload'a gideriz. Batuhan artık uzaktan uzaktan gelme derdinde. Hüseyin'i izliyoruz. Solo bir şekilde ilerliyor. Evet, Helium. Her custom mücadelemizde mutlaka var. Hakbum TR. Evet, hep aynı dans, aynı kostüm. Sadece selamlamaya giriyor. Bugün seni son 5'te göreceğim Helium. Ona göre evet, alan dışı bekliyor. Farkındaysanız böyle YouTube'a çektiğimiz video custom'ların tarzı daha farklı. Bak, daha tryhard oynuyorlar. Yani daha böyle alan dışı oynuyorlar. Bakalım, 90. turnuva bu. Deal with Beratcan'ı eledi bu arada. Beratcan şimdi birazdan chat'e gelir. Beratcan birazdan chat'e gelir. Kaos muzafferi. İzlemet geldi. Of diyor. Herkes bekleme derdinde.
Evet, çakma Peter Watt. Anonim 275'i vurdu bu arada. Maniç. Bir fight mı var? Evet, arabayı aldı, gidiyor. Pardon, ben atıyorum Pixie'yi. Evet, bakalım. Baro 7 kendisini kapattı. Kendisini kapattı. John Wick kostümüyle şu anda Workbench'te. Workbench'ten güzel loot alacak. Bu arada turnuvalarda Work'ün üstünlüğünü alan cidden güzel item'la çıkıyor arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Evet, John Wick izliyoruz. Baro 7. Dikkatli olması lazım arkadaşlar. Burada dikkatli olması lazım. Baro 7 şu anda tamamıyla High Ground'da. Bakalım. Rakip oyuncu avukla bir deneme yaptı. Mantıklı olan ama iki taraftan da bir de mükemmeldi. Çok güzel, çok güzel. Bu arada tak tak olduğu için bu hızlı hızlı sıkabiliyor. Yapma, bunu yapma. Bunu yapma Baro. Baro testereyle bir rakibi korkuttu. Çünkü birebir fight'ta testere cidden iyi vuruyor ama böyle bir böyle hafif hafif bir delay var onun. Bakalım ne olacak. Baro 7'yi bekliyoruz. Baro 7 bekliyor. Diğer takım arkadaşına gidiyorum. Maxiro. Evet, şu anda hiçbir zırhı yok. Maxiro ne yapıyor? Çöpten adam topluyor. Çöpten adam topluyor şu anda. Oraya bir şey bırakmış. Acaba dedi çöp kutusunda mı diye. Bakın farkındaysanız birisi bir oyun yapıyor. Olabilir ama çok korku dolu bir oyun. X-Prosia biz de oynayacağız kardeşim. Şu an kalsın. Takipçilerimizi oynatıyoruz ve bugün onların günü. Pazar günü bugün. Zaten okula gidiyorlar. Kursa gidiyorlar. Stres atsınlar. Biz her gün oynuyoruz. Nexero bunun içinde olduğunu mu düşünüyor? Ben anlamadım kral. Chat şu an yani olayı anlamış değilim. Hani şu an ne oluyor? Ne bitiyor? Anlamadım arkadaşlar ben. Bekliyoruz bakalım. Girdi. Niye bu kadar tribe girdi anlamadım. Allah Allah. Evet, Berkomis'e geri döndük. Berkomis lootuna loot katmış mı? Avuk güzel. Son metada avuk bayağı iyi. Yani bayağı iyi arkadaşlar. Abi ben çok hızlı yapamıyorum ondan dedim. Sıfır inşa oynayacak mıyız diye. Emirko yaparız. Sıfır inşa da güzel olur kardeşim benim. Evet, şu an yukarı doğru geldi, karşısında bir rakip var. Yok, hiç girmedi o riske. O riske hiç girmedi, direkt atladı. Goat 25'e geçiyoruz bu arada. Goat zırhını içti. Şu anda çatlak çiftlikte ama farkındaysanız güneyden doğru bir madalyon geliyor orada. Aşağı taraftan doğru bir madalyon geliyor. Rafçı olabilir, Berkomis olabilir bu arada o. Bakalım. Berkomis'e bir bakalım. Evet, Berkomis yukarıki taraftan doğru. Evet, doğruymuş. Berkomis şu anda geliyor. Tek madalyon Berkomis'te mi diye bakıyorum. Değil. İki madalyon şu anda karşılaşacak. Berkomis'in isteği belki de o madalyonu alıp da yoluna devam etmek olabilir. Bakalım. Bir tarama gerçekleştirdi. Evet, gördü. Hit gelmedi oradan, Berkomis istiyor. Bu arada tebrik ediyorum Berkomis'i. Yani riskli bir turnuva, hemen önlenebilecek olan bir turnuva da rushlayarak bir oynayış sergiliyor. Harbiden risk alıyor. Bakalım, fark 3. olarak orada bir araba devreye girecek. Şu anda bir build fight'ına birebir bir giriş sağlayacak mı? Berkomis çok hızlı attı. Çok hızlı attı build'lerini. Adam bekle, çok hızlı. Çok seviyorum abi. Bu tarz oynayanlar efsane. Harbiden çok çok seviyorum bu kadar hızlı olan. Evet, onu bir korkuttu. Buraya gelme diyor. Ben birebir bir fight atıp madalyonu almak istiyorum diyor tabiri caizse. Bak, istiyor yani adam. Adam aç. İstiyor. Şu an bir riske girip madalyonu bakalım üstüne alabilecek mi? Onu merak ediyorum. Luigi, o nasıl bir mantık oğlum? Berkomis bekliyor. Berkomis! İki Travis Scott fight'i izledik. Suspect'i düşürdü ve madalyon düştü. Adamın içeriden de Travis Scott'ın çıkması ayrı bir manita oldu. Berkomis şu anda güzel. İki madalyonla Berkomis şu anda yoluna devam edecek. Tebrik ediyoruz kendisini. Deal With'e tekrardan geri döndük. Deal With
tamamıyla high ground'ı şu an kendisine almış. 5 tane minisi var. SMG'si var. Güzel. Peter bot'a dönelim bakalım. Peter abi bakalım ne yapıyor. Kendisi çakma Peter bot. Ama ismini böyle koyduysa vardır bir şey. Evet. Şu anda bakalım. Açtı camını bekliyor. Açtı camını bekliyor arkadaşlar. Evet, dikkatli olması lazım. Bu arada orada bir... Evet, kendi vuracağı adama da bir darlama gelince... Bekliyor Peter. Evet. Arkadaş, kendisi arkadaşlar Kore'den katılıyor şu anda yarışmamıza. Tibet'cim, üçüncü custom maçımız bu. Biraz geç kaldın ama... bundan sonra biz oynayacağız. 3 maç dedik bugün. Ama bir tane daha yapabiliriz bugün. 1-0 inşa falan da ilerleyen saatlerde. Yayınımızın 4. saatlerine doğru yapabiliriz. Peterbot bekliyor. Daha bir rakip göremedi. Scar var. Scar sıkıntılı. Sevdamsın 68. Evet, Muammer abi katıldı. Bir teaming var arkadaşlar şu anda. Büyük ihtimalle. Sevdamsın yanına bir adamı aldı. Sıkıntı yok. Zaten birinci olacaklarını da düşünmüyorum. Olursa da ikinci arkadaşı birinci yapacağız. Bilginiz olsun. Evet. Timur yukarı doğru çıkıyor. Bu arada fark ettiyseniz beni Fortnite duyuyor gibi. Dağlık alan son yerde kalınca çok zevk alıyorum. Yani son endgame mükemmel gerçekleşiyor. Şu an tamamıyla topografi olarak tam dağlık bir alan kaldı. Artık 24 kişi son yere giriyoruz arkadaşlar. Şurada 24 kişi oynuyor şu an. 24 kişi kaldı. Onur Doğancığım görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah zihin açıklığı versin. 240 Hz bakalım. Ayrılana hiç vurma. Hiç gerek yok. Sağında adam tespit etti. Bildiğim olay silah gibi. Bu arada Peter Botto hemen kendisini kutuladı. Ve herkes bekliyor. Luna 7'yi izliyoruz şimdi. Bakalım. Luna 7 Bora'yı eledi bu arada. Luna 7 Bora'yı yedi diyoruz. Ve High Ground şu anda en üstte Luna 7'di arkadaşlar. Sağdan çok güzel bir vuruş geldi. Berkomis mi diye bakıyorum. Çok iyi vurdu bu arada. İşte böyle kalınca burada darlarsa alan dışından alabilir. Bir vuruş geldi. Baro 7'ymiş. Baro 07. Biraz kötü oynadı Baro 07. Aslında daha iyi build'ini kullanabilirdi. Kullanmadı. Perfect Player de artık yerleşmeye başladı. Gamer Yusuf'u izliyoruz şu anda. Özgür bir kişiyi eledi. Gamer Yusuf tamamıyla kendisini kapattı. Bakalım son 5'e kim girecek ama tarih birincileri yazar. Bunu da unutmayalım. Son 5'i de göreceğiz. Birinciyi de göreceğiz. Evet bakalım. Scorpion bekliyoruz. Helium bekliyor. Nova Yiğit bekliyor. Hepsi bekliyor. Evet. Artık son yer ve güney batı tarafına doğru circle geçiş yapacak. Artık herkes bekliyor. Şimdi bakalım artık mücadele başlayacak. Son 17 kişi kaldı arkadaşlar. Küçücük alanla son 17 kişinin fight'ını izleyeceğiz. Hep birlikte bekliyoruz. Berkomis birazcık daha yakınlaşmaya başladı bu arada. Evet. High Ground olanla 33-66'lık bir damage geldi oradan. Berkomis yerini koruyor. Berkomis'te 2 madalyon olduğunu unutmayalım arkadaşlar. 2 tane çok önemli madalyon şu anda. Üzerinde. Bakalım son yerde neler yapacak göreceğiz. Deal with. Evet hepsi bekliyor. Ya sıfır inşa olsaydı şurası büyük ihtimalle çok troll bir game izleyecektik. Ama şu an oyun build modunda birazcık daha en azından kutulama yapabiliyorlar. Peter Bot'u izledik. Artık baktıkları her yerden adam çıkacak. Son circle'da ne izleyeceğiz arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Kimse ölmüyor. Evet, Sevdamsın. Bekliyor. Evet, ayı gibi bir kostüm giymiş arkadaşlar. Ayı gibi her yerden gözüküyor. Yukarı çıkamayacak. Niye? Dağın azizliğine uğradı. Yapacak bir şey yok. Berkomis bu arada Nova Yiğit'i öldürmüş. Timur kendisini kutuladı. Nova Yiğit bekliyor. Perfect Player. O da bekliyor. Perfect Player şu anda. Attı ama yukarıdan büyük ihtimalle yiyecek mi? Yemedi. Çünkü ikisi birbirine girdi. Tekrardan kendini kutulaması lazım ama alan gelmeye başladı. Alan çok kötü yerde kaldı. Onların halini anlıyorum. Biz de çünkü çok yaşadık böyle. Bir anda ölümler gerçekleşti. Sevdamsın Helium'u vurdu. Perfect Player da Sevdamsın vurdu. Ve Gamer Yusuf artık yerinde bekliyor. Evet son 12. Çok fazla kişi hayatta. Ben böyle bir custom görmedim. Böyle bir custom görmedim arkadaşlar. Evet bekliyoruz. Evet şu an Deal With. Deal With kendisini kapattı. Ve Perfect Player Deal With'i vurdu.
Delbit'i vurdu. Dikkatli olması lazım bu arada. Özgür de bekliyor. Evet, Özgür kendisini kapattı. Turse ve Gamer Yusuf'un artık çıkması lazım. Iron Man'ini kullanacaktır diye düşünüyorum. Iron Man'ini kullandı. Bakar mısınız? Şu anda her yerde bu hit var. Her yerde bu hit var. Gamer Yusuf en üste çıktı. Trambolin olduğu yere çıkarsa son 5'e kalabilir bu arada. Son git tramboline git işte. Orada durma. Orada durma. TikTok Wall şu anda bekliyor artık herkes kendini. Kutuladı ve çok doğru olanı yaptı Scorpion. Bakalım fall damage ölen birisi olacak mı orada? Oldu mu? Olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Tekrardan döndük bakalım. Money orada meyve suyu kullandı ve fall damage ölmekten son anda kurtuldu. Son ya 9 kişi kaldı arkadaşlar. Peterbot'u izliyoruz. Runa'yı adamı gördü. Artık testere metasına geçmeye başladık. Perfect player kendisini kutulamaya başladı bakalım. 90. custom mücadelesinde hangi güzel kardeşimiz birinci olacak? Hep birlikte bekliyoruz. Özgür'ü izledik. Turse bekliyor. Gamer Yusuf da bekliyor. Scorpion arabada çok farklı bir taktik yapıyor ama bence çok saçma da bir taktik olur o. Medkit'ini buldu. Bas medkit'ini. Can yüzleyecek orada. Manish Peterbot bekliyoruz. Son 9 kişi kaldı artık. Tamamıyla edit açılıyor ve son alan kuzeybatıya doğru artık daralacak. Güneybatıdan kuzeybatıya doğru bir çıkış sergileyeceğiz arkadaşlar. Burada Luno 7. Vuruş geldi mi gelmedi. Perfect player. Birazcık daha böyle high'da değil de medium takılıyor. Evet, Özgür bekledi şu anda. Özgür attı ama evet, dash'ini kullandı. Korktum bir anda. Şu anda Turse canı ona, hala ölen yok. Gamer Yusuf alanı öldü. Gamer Yusuf alanı öldü. Son yerde alan çok önemli arkadaşlar. Şu anda Scorpion'un da durumu birazcık vahim. Orada bir avuklan bir vuruş gelebilirdi. Gelmedi. Kimse görmedi. Luna'yı yedi. Vurabilecek mi bakalım. Artık son yerdeyiz. Build üstünlüğünü almaya çalışıyor. Merdiveni alamadı çünkü altta bir çatı gördük. Alan açmaya çalışıyor. Luna'yı yedi. Çok hızlı oynuyor. Perfect player. Özgür'ü izliyoruz. Özgür şu anda birebir bir fight'a bakalım. Duvar üstünlüğünü kim alırsa o kazanacak. Çok heyecanlıyız. Intursey vurdu. Wolf da buraya geldi. Bakalım Luna'yı yedi buradan. Yapma onu. Yapma işte. Bunu yapma. Bunu yapma hocam. Hocam bunu yapma işte. Peterbot aldı. Testere dağa çıkmak için çok iyi ama endgame'de birebir fight'ta çok sıkıntılı bir silah. Onu da söyleyelim. Evet, Luna 7 artık son 5. Bakalım son 5'e Özgür, Scorpion, Money, Peterbot ve Luna 7 kaldı. Luna 7 37'lik bir vuruş geldi oradan. Şu anda Luna 7 en high ground'da. Luna 7 mi? Hayır. Süpürgeyi kullandı. Manish. Bekliyor Peterbot. Artık alana doğru giriş yaptı. Peterbot vuracak mı? Vuruş geldi Peterbot. Manage'i vurdu. Son 3. Luna 7 mi? Özgür mü? Peterbot mu? Peterbot alana gitti. Şu anda 1v1 izliyoruz sayın seyirciler. Luna 7 mi? Özgür mü? Özgür'ün şu anda hiç support item'ı kalmadı. Medkit anlamında hiç medkit yok. Canı çok az ve Luna 7 birinciliğe gidiyor. Bakalım 90. custom mücadelesinde Luna 7 birinci olabilecek mi? Yoksa Özgür buradan bir comeback atacak mı? Birazcık zor. Çünkü çok build oldu burası. Alana doğru nasıl gidecekler? Çok merakla bekliyorum. Meyve suyusunu bastı. Luna 7'nin şu anda süpürgesi var. Evet, ikisi de çok heyecanlı bu arada. İkisi de çok heyecanlı. Binler onları izleyecek çünkü. Binler onları izleyecek. Luna 7. Luna 7. Luna 7. Evet, Luna 7 kazandı. Çok fazla favori oyuncular vardı bu arada. Cidden Berkomis gibi, Luna 7 gibi. İşte Peterbot fena değildi. Son yere kadar geldi. Özgür geldi. Ama Luna 7 en son yerde high ground'ını çok rahat alarak kazanmayı başardı. Evet. Güzeldi. 90. maç. Harbiden dile kolay arkadaşlar. Hem YouTube hem Kick'te. İki tarafta da götürüyoruz için. Şimdi şöyle herkes bir kalp bıraksın. YouTube'da isminiz çıksın gençler. Şöyle bir kalp spamı istiyorum. Kalp spamı. Hatta şunu da bir kapatalım şöyle. Bir saniye. Oyun yakalama. Buyurun. Evet. Arkadaşlar bir kalp atalım. Şöyle çıkın. Güzeldi. Hafta sonları özellikle custom mücadelelerimizi yapıyoruz. 3 maç, 5 maça da çıkabiliyor. Kike'de bekliyoruz YouTube'daki arkadaşlar. Böyle çıkma şansını elde edebilirsiniz. Her gün 7 saat 6 saat yayındayız Kike'de. Spamay kardeşim. Adamsın. Hadi bakalım. Şöyle Zero Point. Benim sevdiğim müzikle. Dur. İşte bu abi. Benim müziğim bu ya. Benim müziğim bu Kadim Kule ya. Kuruluş reis. Nerelerdesin bilmiyoruz ama kuruluş reis. Yapacak bir şey yok ve kuruluştayız. Çok güzel kastımdı bu arada. Tebrik ediyorum. Bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Helalsiniz. Mükemmeldi.
Bakalım 91. kastımda neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Ve bu arkadaşlarla eventi bekliyoruz. Eventi bekliyoruz. Bakalım cuma günü, cumartesi sabahı chapter 2'ye geçiyoruz arkadaşlar. Neler olacak? Hep birlikte göreceğiz.